Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün beklenen müjdeyi vermedi. Yılbaşından itibaren 3600 ek gösterge sözü tutulacak öyle görünüyor ama e, muhalefet bu kadar ısrarcı olmasa ve ufukta sandık görünmeseydi olur muydu acaba? Asgari ücretliler mi? Onların Temmuz'da ek zam beklentisi boşa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuda da yılbaşına işaret etti. Yılbaşında değerlendirilir dedi. Enflasyon yokmuş zaten öyle bir problem yokmuş. Problem hayat pahalılığıymış. Enflasyon var mı? Var tabii uçuyor enflasyon. Görmüyor musunuz rakamları? 18 liraya biber. Türkiye'de tam yaz zamanı. Enflasyon var mı? Bence yok. Bence yok. %150 civarında gibi. Bugün bizim ülkemizde Teknik anlamda enflasyon değil. Fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon yok, fiili hayat pahalılığı var dedi. Yakıcı enflasyon bu kez tanımıyla gündeme oturdu. Enflasyon ne sizin için? Enflasyon para demek, pahalılık demek, maalesef alım gücünün olmaması demek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon %73,5 ama hayat pahalılığı %200. İşte hikaye burada kopuyor zaten. Oysa hayat pahalılığının olmaması için 2000 öncesinde hani çok eleştirdiğimiz dönem vardı ya Türkiye'nin krizlerle karşı karşıya olduğu dönem. E, o dönemdeki bir politikanın izlenmesi gerekiyor idi. Son 3 yıldır enflasyon karartıldığı için aslında Türkiye'de bir hayat pahalılığı oluşuyor. Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah Enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Erdoğan 4 Ocak'ta enflasyonun üstündeki köpüğü alacağız dediğinde enflasyon %48,69'du. 5 ay sonra teknik anlamda enflasyon yok dediği bu günlerde enflasyon %73,5 oldu. Algı operasyonu yapıyorlar yani vatandaşın şeyini kırmak için itirazını kırmak için algı operasyonu yapılıyor. Hissettiğiniz enflasyon o etiket değil mi? Yok gerçek enflasyon söylenenin ben 3 ile çarpım diyorum 2 değil. 2 kilo patates 25 lira enflasyon ya da hayat pahalılığı. Konuşulan tanımlar değişse de alım gücü her geçen gün pahalılık karşısında eriyenlerin yüzleştiği gerçek işte pazardaki bu etiketlerde. Eskiden arabayla geliyorduk. Şimdi elimizde torbalarla gidebiliyoruz ancak. Türkiye'de ciddi bir hayat pahalılığı var ve bunu karşılamayan bir gelir ortamı var. Bu gelir ortamının düzeltilmesi için de acilen tedbirlerin alınması gerekiyor. Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz'da asgari ücrete bir ara artış yapılıp yapılmayacağındaydı. Yılbaşında ise tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Bu sözlerle asgari ücretlinin ara zam beklentisi de sona ermiş oldu. Nereye gidecek bu iş? Yani bu, erteliyorlar sürekli çözüm çözüm çözüm. Çözüm yok. Böyle şey olmaz ki çözüm sunmuyorlar çözüm. Biz bültene gençlerin sesiyle başladık. İzmir Marşı Kayseri'de böyle yankılandı diye Ankara'dan Ottü'den görüntüler paylaşan izleyicimiz de var. Bir de bizi izleyen Mustafa Bey o da diyor ki şöyle yanlış olmasın. Bakayım da tekrar yazdığına ben mi yanlış anladım acaba? Yıl olmuş 2022 Mehmet Bey pardon. Yıl olmuş 2022 hala marş hala heykel peşinde misiniz? Şaka gibisiniz diye yazmış. Bakın e, duyulan özlem ne? Onu anlatayım size. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir ülkede 1923'te kurulan genç cumhuriyet 15 yıl içinde nasıl bir ekonomik kalkınmaya imza atmış? Onu anlatmaya gayret edeyim. Bir iki cümleyle. Uzmanları biliyor zaten. E, fakat şu kadarını söyleyeyim. 1923'te ürettiği buğdayı bile kendisine yetmeyen, şeker üretemeyen, ithal eden bir ülke varken 1938 yılında dış dünyaya hem tarım hem de sanayi malları satan bir ülke haline gelmiş genç cumhuriyet. Ard arda fabrikalar açılmış. İzmir İktisat Kongresi toplanmış. 1927 ile 38 arasında ortalama %8,72 oranında reel büyüme gerçekleşmiş. Kağıt fabrikası açılmış, şeker fabrikası açılmış, tekel kurulmuş, sigara fabrikaları bu topraklarda sanayi devrimi gerçekleşmiş. Ve şimdi diyorlar ki siz hala yıl 2022 marş peşinde misiniz, heykel peşinde misiniz? Kurulan fabrikalar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulanlar peş peşe satıldı son 20 yıl içerisinde. Şekerde kriz yaşıyoruz. Buğday gelir mi diye bekliyoruz. Tarım ülkesinde Türkiye'de. Umudumuz bir zamanlar milli piyangoydu değil mi? O da piyango. Piyango da milli değil artık. O da özelleştirildi, satıldı biliyorsunuz. Demirörenler ve ortaklarına satıldı. Zam piyangosu bu kez bir bahis oyununa çıkmış. Kuponu 3 lira olan oyun artık 10 liradan satılacakmış. Şimdi çok basit matematik. 3 lirayken 10 liraya çıkıyorsa yüzde kaç zam görmüş demektir. Az evvel motorini söyledim yüzde 240 zamlanmış bir yıl içinde. Bu bahis oyunu da 3 liradan 10 liraya çıkmış. <laughs> Zampiangosu bu kez bir bahis oyununu vurdu. 3 lira olan minimum bahis tutarı 10 liraya yükseldi. Yani bir gecede 7 lira birden arttı. Zammı Sportoto duyurdu. Yani zam bu kez hayallere 3 lirayla zengin olma hayaline geldi. Maaşıyla hayal kuramayanların bir umut diyerek yolunu tuttuğu adresli şans oyunları gişesi. 6 Haziran'da bayiye giden biri aldığı kupona 3 lira ödüyordu. Artık kupon başına %333 daha fazla ödeyecek. Yok vakit yetmiyor anlatmaya ama anlatacağım elimden geldiğince. Bugünü anlatırken geçmişe dönüp bakmakta fayda var zira. 1923 ile 1938 arasında Sümer Bank, Eti Bank, Deniz Bank, Belediyeler Bankası, Türkiye Halk Bankası, e, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Türk Ticaret Bankaları. E, sadece bankalardan söz ediyorum. Ha Ziraat Bankası evet geçmişi var Osmanlı'nın son dönemine dayanıyor ama bugünü... Bugün birileri medya satın alsın diye kendine kredi veriyor. Orada o kredinin geri ödemesi konusunda da şaibeler var biliyorsunuz. Motoruna gelen zamla devam edeceğiz yine. Şöyle bir benzin istasyonlarını dolaşacağız. Eskiden akaryakıta gelen zamla benzin istasyonlarında bir gece öncesinde daha doğrusu birkaç saat öncesinde gece yarısına birkaç saat kala kuyruk oluşurdu. Kuyruk olurdu. Artık vatandaşın hali de kalmadı kuyruğa girecek. Düz yapın diyorlar ya düz düz 30 lira yapın da en azından kafamız rahat olsun. O da çok uzak değil herhalde. Bu arada ekranda avroyu ve doları görüyorsunuz. Maalesef Avrupa Birliği'nin para birimi olan avro, euro diye telaffuz edenler de var. 18 Türk lirasını geçmiş durumda. Gün içerisinde 18 Türk lirasını geçti. Şu anda da 17.92 seviyelerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi de 17 olmak üzere. Türk lirası değer kaybediyor, enflasyon rekor kırıyor, işsizlik rekor kırıyor ve ne yapıyorsak bilerek yapıyoruz diyor ekonomi yönetimi de. Hepsini bilinçli bir şekilde yapıyoruz merak etmeyin denilmekte. Yani paramız bilinçli bir şekilde değer kaybediyor, zamlar da bilinçli bir şekilde yapılıyormuş. İşte motor zam. Vallahi zaten alıştık her gün yani... Artık hani gelmemesi bir mucize yani. Her gün Zamla bekliyoruz yani. Gelmediği gün zaten şaşırıyorum yani. Abi gün yine zam varmış. 26 TL falan alıyoruz. Oluyor ise 28 TL. İstasyona her geldiğinde yakıtı zamlı alan tüketici artık zamın gelmediği güne şaşırır oldu. Mazota rekor bir zam daha geldi. 1 lira 93 kuruşluk artış pompaya yansıyacak. Haberi duyanlar yine saatler önce istasyona geldi. Sosyal medyayı takip ediyorum ben de. Haberlere ilk oradan alıyoruz. E, öğle arası ben de izin alıp gelip arabanın deposunu doldurmak istedim. Zamsız alayım diye. Ama en azından bir zam e, depo bu şekilde daha ucuza da olsun diye. Dolar tabelası hareketlendikçe akaryakıt da yönünü yukarıya doğru çeviriyor. 26 lira sınırına yaklaşan mazot 30 liraya doğru koşuyor. Biz de peşinden gidiyoruz. Mecbur. Yetişebilecek misiniz? Mümkün değil. Yani en son 8.75'ti. 3 ay içinde ne geldi görüyorsunuz zaten. Ne kadarlık oldu? 200 TL ama normalde bu 50 TL'ydi. 50 TL. Ben geçen yıl 50 TL alıyordum bu kadar. Şimdi 200 TL alıyorum. Akşam bir 200 daha alıyorum 400 TL. Yeni zamla birlikte İstanbul'da mazotun litresi 27 lira 87 kuruşa çıkacak. Görsel olarak düğüne ait fişlerinden hepsinden gösterebilirim. Araba mı motosiklet? Motor 135 lira 35 kuruş sadece ben ee, 5 litre 160 mililitreye tekamül eden bir yakıtım var. Yani devlet bizim artık belimizi gerçekten çok ya, büktü. Şimdi çoğu hep yarısı abla inanın yakıta gidiyor abla. Artı vergilerimize gidiyor yani. Pandemi döneminde kazancıyla cazip hale gelmişti motokurya.